Sevgili izleyenler, İmana Dair Sorular adlı programımızın bir başka bölümüne hoş geldiniz. Her zaman söylediğimiz gibi bize ileteceğiniz soruları, aklınıza takılanları yanıtlamaktan büyük bir mutluluk ve sevinç duyarız. Ayrıca Peder Zekeriya Butrus'u stüdyomuzda konuk etmek bizim için bir onur ve ayrıcalık. Stüdyomuza hoş geldiniz Peder. Hoş bulduk efendim. Ee, sevgili izleyiciler, bugün Mesih'in haçlanması konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz son birkaç bölümdür bu önemli konuyu işliyoruz. Sayın Peder'den rica etsek de bize kısa bir özet çıkarsa. Böylece bizi ilk kez izleyecek olanlar rahatlıkla takip edebilirler. Buyur, hem yeni peder. izleyicilerimiz hem de Hı -hı. eskiler hoş geldiler. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sizin de dediğiniz gibi bugün sohbetimiz Mesih'in haçlanması gerçeği üstüne. Bu konuya nereden geldik? Tanrı'nın insanda beden alması, bedenlenmesi gerçeğinden. Neden? Hı hı. Bir tek nedeni var. Kurtuluş. Bedenlenmenin amacı kurtuluş. Hı hı. Bütün insanlığın kurtuluşu. Herkesin kurtuluşu. Çünkü Tanrı insanı kendine benzer yarattı. Kendi suretinde. Ve sevgiden yarattı. Fakat Adem günah işleyip yasak ağacın meyvesini yedikten sonra Tanrı'dan ayrıldı. Yaşamdan ayrıldı. Ve ölüm cezasına mahkum hı hı. oldu. Cezası buydu. Ama biliyoruz ki Tanrı merhametlidir. İnsana acımaya ve onu kurtarmaya istekliydi. Peki sözünü geri alır mıydı? Mümkün değil. Mümkün, mümkün değil. değil. Tanrı adildir ve Tanrı sözünü değiştirmenin imkanı yoktur. O zaman merhamet etmesin. Olur mu hiç? Olmaz, Olmaz tabii. tabii. Etmelidir. İşte Tanrı'nın bilgeliği de kendini burada hı hı. gösterir. Adalet ve merhamet ilkelerini fidye ilkesinde uzlaştırmasında... ...yani kurtuluşta... Bu ilkenin hem kutsal kitapta yeri vardır hem de Kur'an'da. Örneğin İbrahim'in oğlunun kurban edilmesi. Kutsal kitapta oğlunun yerine bir koç bulduğundan söz edilir. Kur'an'da ise der ki ona büyük bir kurbanlık fidye verdi. Kurbanlık. Hı hı. Yani ortak bir ilke değil mi? Yani Allah işe önce kurtuluş ilkesinden söz etmekle başlıyor. Dikkati buraya çekiyor. Bir sürü örneği var. Örneğin e, fısıh, e, fısıh kuzusu. İsrail oğulları Mısırdayken Tanrı Mısırlıların ilk doğan çocuklarını öldürme emri verir <laughs> ama İsrailler kurtulacaktır. kurtulacaktır. <laughs> ee, bir koyun kurban edip kanını kapıya sürerler. Melek de <laughs> onlara dokunmaz. <laughs> Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın kurtuluşu da bu şekilde olur. Abdülmuttalib oğlunun yerine fidye önerir <laughs> ve de fidye miydi, kabul evet. edilir. <laughs> Ayrıca biliyoruz ki Yahudiler de işledikleri hatalara kabahatlere karşılık hayvan kurban ederlerdi koyunlar, sığırlar vesaire. Müslüman arkadaşların da kurban bayramları vardır. Bu bayramda hayvanlar kurban edilir. Bizzat Hazreti Muhammed şöyle demiş. Kemiklerin, kemiklerimin, etin, etimin ve ümmetimden kurban kesmemiş olanların yerine geçsin. Ayrıca Fatma'ya kurbanın hı hı. ilk damla kanını kaçırma, günahlarını affettirecek hı hı. O dinler. halde şimdiye kadarki konuşmalarımızla kurtuluş ilkesinin kutsal kitapta olduğu kadar Kur'an'da da yeri olduğunu, Müslümanlar arasında da uygulandığını saptamış bulunuyoruz. Evet, evet. güzel hı hı. söylediniz. Hı hı. Çok temel bir ilkedir. Evet, evet. Yani tanrısal kurtuluş kavramı bütün dinlerde vardır. Şimdiki aşama insanlığın kurtuluşu. Hı hı. Tanrı'nın insana verdiği ölüm yargısı kaldırılmalı. Hı hı. Tanrı kurtuluşun yolunu... Kurban simgeleriyle güzelce döşedikten sonra gerçekleştirme yoluna gidiyor. Hı hı. İnsanı kurtarması gerek. İyi ama ne ile kurtaracak? Bir hı hı. kurtarıcı da olması gereken hı hı. nitelikler doğru. nelerdir? Doğru. Geçen bölümde kurtarıcının ilk niteliğini konuşmuştuk. Neydi o? Kurtarıcının sonsuz, kurtarıcının olması, sonsuz gerekliliği. olması gerekliliği. Olması olmaz bir şart. Sebebi şudur. Günahın büyüklüğü işlendiği kişinin değeriyle doğru orantılıdır. O halde hı hı. sınırsız Tanrı'ya karşı işlenen kabahat de sınırsız olmalıdır. Hı hı. Sonsuzlukla Çünkü... bir sayının çarpımı neye eşittir? Sonsuzluğa. Sonsuzluğa eşittir. Hı hı. Buradan nereye varıyoruz? Sınırsız bir suç, sınırsız hı hı. bir cezayı gerektirir. Bu cezanın sınırsız ebedi bir ölüm bir ceza, olduğundan da söz ebedi etmiştik. Ölüm, evet. Ya da sonsuz. Ayrıca ölümün üç türü olduğunu söyledik. Ruhsal ölüm. Ebedi ölüm ebedi ki bu ölüm. Tanrı'dan evet. ayrı düşürülmektir ve sonsuz utanç. Sonsuz ölüm, sonsuz evet. ateşteki ölüm. Aha. Tamam mı? Evet. Tanrı insanı kurtarmalı. Hı hı. Ama kurtarıcının ne olması gerek? Öncelikle sınırsız. Sebep çünkü suç sınırsız. Diğer iki ön koşula gelince ki geçen bölümde kısaca değinmiştim ama anlatmayı Hı -hı. bugüne bıraktım Hı -hı, evet. çünkü üstlerinde uzun uzun konuşulması Hı -hı. gerekiyordu. Evet. İlk ön koşul kurtarıcının sınırsız olması gerekliliği. İkinci ön koşulsa kurtarıcı insan olmalı. Kurtaracağıyla aynı doğadan. Aa, evet. İşte sorun da burada yatıyor peder. Evet. İnsanla sınırsızlığı nasıl birleştirebiliriz? Meğer ki ölümsüz olsun. Çok güzel. Hı -hı. İşte bedenlenme kavramının nedeni. Doğru. Ama izninizle önce neden kurtarıcının insan olması gerektiğini Hı -hı. açıklayayım. Hı -hı. Bu konuyu biraz Tabii. daha irdeleyelim çünkü Hı -hı. gerçekten önemli. Hı -hı. Kurtarıcı insan olmalıdır. Kurtarılacaklarla aynı doğadan olmalıdır. Şöyle Hı -hı. açıklayayım. Geçen bölümde verdiğim örneği tekrarlayayım. Sizin Rolls Royce'u çarparsam <laughs> yerine fiyat veremem, öyle olmaz değil mi? tabii. Ya da Nasr <laughs> veya Ramses. <laughs> aynı değerde bir şey olmalı, değil mi? <laughs> Eğer bir avize kırarsam <laughs> yerine avize koymalıyım. Ampul olmaz. Ampul olmaz. Evet. <laughs> öyle değil evet. mi? O halde kurtarmalık fidye aynı türde ya da değerde olmalı. <laughs> Kurtarıcı, kurtarılanla türdeş yani insan olmalı. Geçmişte bu koyunla simgeleniyordu. Koyun kurban ediliyordum. Ya da koç. Hı -hı. Ama insan hayvan değil ki. Bunlar sadece bir simge. Daha doğrusu model. Hı -hı, simge evet. ve model. Hı -hı. Diyelim bina yaptıracaksınız. Mimar size maketini getiriyor. Maket binanın tıpatıp tıp aynıdır. Ama aynı boyutta değildir hı -hı, tabii hı -hı. ki. <laughs> bina yerine maketi kabul eder miydiniz? Hı -hı. Derdiniz ki evet çok güzel, hı -hı. çok hoş Şimdi oldu. gerçeğini yap. Aslını yapması gerek hı -hı. değil mi? Evet. İşte bu simgelerde maketlerden farksızdır. Zihinleri hakikati hazırlamak için... ...birer araçtır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela kafamızı kullanalım. Birine gidip şöyle diyebilir miyim? E, merhaba koyun bey. Kızmaz mı bana? Hı -hı. <laughs> evet. Kızar değil mi? Evet, Kızar. kızar. Ama A haksız. Kendini koyunla kurtarmadın Hı -hı. mı? Hı -hı. Evet. <laughs> Buluşun için koyun sunmadın mı? Bu demektir ki koyuna denksin. O zaman sana şöyle deyince kızma. Yanlış. Evet yanlış. Çünkü insan Hı -hı. koyundan da danadan da daha değerlidir. Hı -hı. <laughs> Hatta sığır kurban etseniz bile yetmez. Çünkü insan hayvanlardan evet. değerlidir. Evet. Değil mi? Hı -hı. O halde kurtarıcı ne olmalıdır? İnsan. İşte insan olan İsa Mesih'te gerçekleşen bedenlenmenin amacı budur. İnsan Mesih Bakire Meryem'den doğar. İnsan olarak ve insan gibi. Hı -hı. Ama sınırsız olan. Tanrılık. Tanrılık onu konut tutmuştur. Tanrı ruhu onda yerleşmiştir. Hı hı. Demek ki iki ön koşulda yerini bulur. Hı hı hı. Birincisi oluşu. sınırsızdır ve sınırsız hı hı. bir suçu örtebilir. İkincisi insandır ve kurtaracağıyla ve insan oluşu, aynı doğaya sahiptir. Aynı sahiptir. Değil mi? İnsandır. Hı hı. Tamam mı? Evet. İşte temelimiz bu. Bu nedenle Tanrı bakire Meryem'de bedenlendi. Kutsal ruh üzerine gelecek... En yüce olanın gücü senin üstüne gölge salacak. Kur'an'da da şöyle der. Meryem oğlu İsa Mesih Allah'ın peygamberidir. Yani elçidir. Meryeme ulaştırdığı kelimesi kendinden bir ruhtur. İşte hı hı. tanrısallıktır. Hı hı. <laughs> Peygamber nedir? Hı hı. İnsandır. Hı hı. Onun kelimesi ve ruhu nedir? Tanrısallık. Tanrısallık. Tanrı'nın kelimesi ve ee, ruhu... Rica etsem kaynağı açıkça belirtebilir miyiz? Nisa suresi 171 miydi? Nisa suresi ayet 171. Bravo. Size bir başka ayeti daha örnek vermiştim. Maide suresi evet, 32. Evet, evet. ayet. Hı -hı. Der ki İsrail oğullarına şöyle yazdık. Hı -hı. Kim bir cana kıyarsa yani insana... veya bozgunculuğa karşılık olmaksızın bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim bir canı diriltirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Buradaki can insandır. <laughs> Ölür ve insanlığın günahlarını örter. Dirilince de bütün insanları diriltir. Kutsal kitap der ki Tanrı bizi Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. <laughs> Açık mı? İkinci ön koşul böyledir. Şimdi geldik üçüncü ön koşula. Evet en kolayı bu. <laughs> birinci ön koşulun sınırsızlık olduğunu sınırsız. söyledi. Çünkü hı hı. günah sınırsızdır ve hı hı. cezası da sınırsız olmalıdır. Hı hı. Bu nedenle de fidiye de sınırsız olmalıdır. Hı hı. Ve yalnızca Tanrı sınırsızdır. İkinci ön koşul. insan olması gerektiği. Mutlaka insan olmanın ötesi evet. kişilerle aynı türden olmalıydı. Hı hı. Yani etten, kemikten, Bakire Meryem'in rahminden alınan olmalıydı. Tanrı ruhu ona yerleşmişti. Tıpkı ağaca ve dağa yerleştiği gibi. Ama kutsal bir amaç için. Sıra son koşulda. En önemlisi En önemlisi. Bu kişi bütün günahlardan arınmış olmalıydı. Evet. Aksi takdirde bir günahkar olarak ölmeyi hak ederdi ve kendi de fidye ihtiyacında olurdu değil mi? Evet. <laughs> o halde masum olmalıydı. Yani günahsız. Peki ne dersiniz? Acaba bu ön koşul Mesih'te sağlanmış mıydı? Mesih'in günahsız olduğunu söyleyebilir miyiz? İsterseniz bunu önce Kur'an'dan ispatlayalım. Kur'an'dan mı? Elbette. Kur'an ve genelde İslam dini Mesih'ten çok sık söz eder. Hatta <laughs> pek çok. E, tefsircinin kitabında Mesih'e değinilir. Hadislerde ve... de evet, öyle değil mi? Tabii. <laughs> Meryem suresinde şöyle der. Ben yalnızca Rabbinin bir elçisiyim. Bunu Zekeriya'ya görünen melek söylüyor. Diyor ki ben yalnızca Rabbinin bir elçisiyim. Sana tertemiz, affedersiniz Mesih'i müjdeliyor. Bakire Meryem'e görünüyor. Melek ona görünüyor ve müjdeyi veriyor. Ben sana tertemiz bir erkek çocuk hı hı. bağışlamam için Rabbinin bir, bir elçisiyim. elçisiyim. Tertemiz hı hı. ne demek? Günahsız demek. Saf demek. Hı hı. Saf. Hı hı. Tertemiz saf demek. Hı hı. Ali İmran suresi der ki ona Meryem adını verdim. Kovulmuş şeytana karşı onu ve soyunu yani Mesih'i senin korumanı diliyorum. Kovulmuş şeytana karşı onu koru diyor. İmam Razi sözünü ettiğimiz ayeti tefsirinin 3. cilt 676. sayfasında yorumluyor. Ne mi diyor? Diyor ki İsa'ya Mesih denmesinin nedeni bütün günahlardan ve suçlardan arındırılmış olmasıdır. Cebrail doğumu sırasında kanadıyla onu silip temizlemiştir. Öyle ki şeytanın dokunuşuna karşı bir koruma sağlayabilsin. Ve Ebu Hureyre de bu konuda demiş ki Resulullah şöyle buyurdu: sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Adem oğulları arasında tek bir yeni doğan yoktur ki şeytan doğumu sırasında hı dürtmemiş olsun. O yüzden çığlığı basarlar. Bir tek Meryem ve oğlu istisnadır. Demek ki herkes günahkar. Meryem ve oğlu hariç. Buhari de demiş ki Adem oğlu Doğduğunda şeytanın parmağı iki yanından birden dürter. Herkesi dürter. Meryem oğlu İsa buna istisnadır. Şeytan onu da dürtmek istemiş ama bir perdeyi dürtmüştür. Yani ona evet. hiç dokunamamıştır. O halde evet. Rab Mesih'in tek günahsız kişi olduğu Kur'an ve hadisler tarafından da kesinlikle doğrulanmıştır peder. Demek hem Kur'an hem hadislerce. Elbette. Az Hı -hı. önceki ayetin yazılma nedeni budur. İsrail oğullarına şöyle yazdık. Lafım özellikle onlaradır. Çünkü İsa Mesih'i onlar öldürdü. Hı -hı. Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın bir cana kıyarsa yani saf ve masum bir cana bütün insanları öldürmüş gibi olur bütün insanları. Evet, kim bir canı diriltirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Çok önemli bir ayet. Çok önemli. Kutsal kitaptaki bir diğer ayete denk düşüyor. Nerede? Hı, Hatırladınız hı, mı? Elbette, elbette hatırladım. Biliyor hı hı. musunuz? Bazı konuların üstünde fikir birliğine varılıyor. Sanki hepsi ortak bir kaynaktan çıkıyor. İşte burada bakalım ne demiş. Bir kişi herkesin Herkesin uğruna öldü. Öyleyse hepsi öldü. Bir tek kişi herkesin uğruna öldü. Öyleyse hepsi öldü. Anlam tıpatıp aynı. Kesinlikle aynı. aynı. Kelimesi kelimesi. Harfiyen. Evet. Mesih kurtuluş amacıyla herkesin uğruna Hı -hı. öldüğü için Hı -hı. insanlık da ölmüş oluyor. Çok doğru. Hı -hı. Böylece konuştuğumuz sınırsızlık, Hı -hı. ön koşulu insan olma Hı -hı. ön koşulu, günahsızlık, günahsızlık ön koşulu, Mesih'in kişiliğinde toplanmış oluyor. İşte kurtuluş gizemi budur. Ya da bedenlenme. Mesih neden açlandı? Tanrı neden beden aldı? İnsanlığı kurtarmak için, onları ölüm cezasından kurtarmak için, ebedi kurtuluş için, iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Hı -hı. Mesih bizi günahlarımızdan kurtardı ve Adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından o kurtaracak denmiştir. Açık mı? Evet. Hem de nasıl? Güzel. Evet. Başka soru var mı? Ee, Müslüman arkadaşlara bir kez daha yinelemek istiyorum. Lütfen kendinize şu soruyu sorun. Neden Mesih, özellikle Mesih günahsızdır? Hmm. Yani demek istediğim şu ki, Rab Mesih'in günahsız olduğu hem Kur'an hem de kutsal kitap tarafından kabul bu gören soruyu bir soruyu size soralım. Siz Müslümanken hiç Mesih'i bu şekilde hmm. düşünmüş müydünüz? Zaten miydi? beni konu üstünde düşünmeye ve Hristiyanlığı araştırmaya iten de bu soru oldu. Ve Tanrı'nın lütfuyla Rab Mesih'i Yani onun buldum. günahsız olduğuna inanıyordu. Ee, Elbette, elbette. Bugün gibi ortada. Bence hiçbir Müslüman bu noktayı gözden kaçırmamalı ve kendine şu soruyu sormalı: Anladım. Bu eşsiz insan neden var? Çünkü Kur'an bile onun eşsiz olduğunu söylüyor. Dünyaya mucizevi bir biçimde geldi, mucizevi bir biçimde gitti, mucizevi bir şekilde yaşadı. Ondan başka günahsız olan kimse yok. Bu bile bir mucize. İzleyicilerimizin ne yapmasını dilerdim biliyor musunuz? Bütün izleyicilerimizin neden İsa Mesih'te bedenlenildiğini düşünmelerini. Tanrı neden Hı. beden aldı? Neden? Bunun nedenini Hı. bilince gerisi de gelecek. Neden? Evet, kendiliğinden evet, Mesih bir mucizedir, Mesih saftır. <laughs> ama neden? Çünkü <laughs> insanlığı kurtarmaya gelmiştir. İşte bu yüzden kutsal kitapta çarmı için denir ki aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun, onun çarmıha gerilmiş olmasından başka <laughs> bir şey bilmemeye kararlıydım. Çarmıla ilgili bildiri <laughs> mahvolanlar için saçmalık ama, ama kurtulmakta... kurtulmakta olan bizler için Tanrı'nın <laughs> gücüdür. İşte kurtuluş. <gülüyor> 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 evet kurtuluş. Kurtuluşla ilgili ön koşullara bakacak olursak, bütün dünyada Rab Mesih'ten başka kimse de yerlerini bulamadıklarını görürüz, öyle Hı -hı. değil mi? Elbette. O zaman bir sonraki sorumuza geçelim. Bize söyler misiniz, kurtuluşun bereketleri nelerdir? <laughs> zor sordunuz, çok zor. Ah, bunun çok geniş, hatta engin bir konu olduğunu biliyorum. Ama elden geldiğince bizi izleyenlere açıklamaya evet, çalışalım. Evet, çok önemli bir konu. Hı -hı. Bu bizi muhteşem sonuca, Mesih'in gelme Hı -hı. nedenine Hı -hı. götürüyor. Hı -hı. Hı -hı. Birinci neden bizim bütün günahlarımızı affettirmek. Mesih çarmıhtan ne dedi? Dedi ki: "Baba onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." Bağışlama Hı -hı. diledi. Sonra da şöyle dedi: "Tamamlandı." Günahları bağışlattı. Hı -hı. İnsanlığı kurtardı. Hı -hı. Bütün insanlığın kurtuluşu için kendini sundu. Benim için, sizin için, bizi izleyen ya da dinleyenler için bütün Hı -hı. insanlığın kurtuluşu için. Çünkü o kurtarıcı olarak seçilmişti. Birinci neden. İkinci neden benimle Tanrı arasındaki ilişkiyi yeniden yeni baştan kurmak. kurmak. Çünkü bildiğiniz Hı -hı. gibi bizler cennetten kovulduk, Hı -hı. sürüldük. Mesih yolu yeniden açtı, barışma sağladı. Kutsal kitapta aynen böyle diyor. Ne mi diyor? İkinci Korintliler bölüm 5 ayet hangi ayetti? ayet 19. Yüce Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı diyor. Dünyayı kendisiyle barıştırdı hem de insanların suçlarını saymayarak. Ben ne kadar günahkarım? Herkes ne kadar günahkar? Eminim şu anda bizi izlemekte olan herkes günahlarını ve suçlarını hatırlıyordur. Yaptıkları kötülükleri. Tanrı onları örtmeye hazır, bağışlamaya hazır, affetmeye hazır zina sırasında yakalanan kadını bile, yani suçüstü durumunda bile, Mesih bağışlamış ve orada bulunanlara içinizden kim günahsızsa ilk taşı o atsın demiştir. Git ve artık günah işleme. Mesih soylu bir amaç uğruna dünyaya geldi. Bu amaç bizim huzurumuz, mutluluğumuzdu. İşte bu nedenle Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı deriz. Tanrı bize merhametini bağışladı ki esas olan budur kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla ve kutsal ruhun yenilenmesiyle bizi kurtardı. Dahası bize kurtuluş bereketini lütfunu bahşetti. Lütufla kurtuldunuz diye yazar. İnsanın aradığı kurtuluşu, günahtan kurtuluşu, şeytanın gücünden kurtuluşu, sonsuz ölümden kurtuluşu bahşetti. Kurtuluşu Kurtuluş planını uyguladı. Dünyanın göbeğinde kurtuluşu yazdın. Saf ellerini haça doğru uzattın diye söylemez miyiz? Kurtuluş. Bize bahşettiği en büyük bereketlerden bir tanesi sonsuz hayattır. Bir zamanlar mahrum edildiğimiz, yerine ebedi ateşe atıldığımız, değil mi? Tanrı günahın ücreti ölümdür. Ama Tanrı'nın armağanı sonsuz yaşamdır dedi armağan sonsuz yaşam. Ayrıca dedi ki: Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. <laughs> Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanan egemenliği miras alın. Armağanlar, nimet, bereket. Acaba İslam'da bu bereketleri ve kurtuluşu doğrulayacak ifadeler var mıdır? Aslına isterseniz bütün bu konularla İslami kitaplarda da karşılaşıyoruz. Buna Kur'an da dahil. Örneğin Buhari'nin sahihinde şöyle bir hadis var. Allahü Teala'nın merhameti olmadan hiçbiriniz cennete kabul edilmeyeceksiniz. O zaman sormuşlar, sen bile mi ey Allah'ın Resulü? Allah beni merhametiyle sarmalamazsa ben bile. O halde insanı bağışlanabilir hale getiren şey merhamettir. Merhametin sonucu kurtuluştur. İkisi arasındaki ilişkiyi biraz açar Aa. mısınız? Çok doğrudan bir ilişki Sonunda var. Sonunda kurtuluş, kurtuluş olmadan merhamet olmaz. Kurtuluş olmadan merhamet olmaz. Kurtuluşsuz merhamet imzasız hı hı. bir çeke benzer. <gülüyor> <gülüyor> ya da beblasız. Bir çek yazıyorum ama imzası yok. Ya da tutarı yok. Beni borçlandırır. Size yararı olmaz. Tamam mı? Peki hı hı. merhametin bedeli nedir? Bağışlamanın bedeli. İşte mesele budur. Koyun kurban etmekte iş biter mi? Tabii ki hayır. Gider mi? Hayır. <laughs> Mümkün değil. O bir simge. Oysa Rab Mesih bizimle Tanrı'nın yani babanın arasında şefaatçilik yapar. Şefaat etmek aracılık yapmaktır. Bir çeşit avukatlık. Zayıflıklarımız konusunda araya girip der ki ben onları güçlendireceğim. <laughs> devreye girer. Mesih Kur'an'da da şefaatçi midir? Elbette. Öyledir. Öncelikle... Lütfen ayrıntıya girin çünkü bu konu ha. çok önemli. Evet. Kur'an'da Allah'tan başka şefaatçi yok denir. Hı hı. Örneğin Secde Suresi. Der ki, Allah gökleri ve yeri yarattı. Ondan ayrı ne bir hı. dost ne, ne de bir, bir şefaatçi vardır. Yoktur diyor. Ondan ayrı. El Celaley'inin okuduğumuz ayetle ilgili tefsiri şöyledir. Ondan ayrı demek, ondan başka demektir. Şefaatçi aracı demektir. Ne bir dost vardır ne de şefaatçi. Şefaatçi bir tür avukattır. Sizi savunan bir ara bulucudur. Celalen böyle diyor. Şefaatçi savunucu demektir diyor. Ne var ki Kur'an'da şefaat Mesih'e atfedilen bir şeydir. Nasıl mı? Ali İmran Hı -hı. Suresi. Melekler şöyle demişti. Ey Meryem Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Hı -hı. Ahirette, Ahirette de, de. Dünyada, Dünyada da, da. itibarlı hı. ve Allah'a çok evet. yakındır. İtibarlı ve Allah'a yakındır. İtibarlı sözcüğünü evet. biraz açar mısınız? Genellikle Tabii yanlış açarım. anlaşılıyor. Haklısınız ama bilirsiniz ki yani eski bir Müslüman olarak hiçbir Müslüman bir rahibin Kur'an'ı açıklamasını kabul etmez. Ben de bu iddiada değilim. Onun yerine bazı İslam din bilginlerinin itibarlı sözcüğü üzerine hı hı. yorumlarımı var. İyi olur tamam. Oldu mu? Hı hı. El-Razi, Zamakşari... El-Beydevi ve Nesefi ulemadan sadece birkaçı. Diyorlar ki, bu arada hepsi aynı kanıda, ahirette itibarlı olmak şefaat demektir. Şefaat. Bunu onlar mı diyorlar? Ben uydurmadım, <laughs> ben uydurmadım. Sadece <laughs> onların sözünü <laughs> aktarıyorum. Adlarını tekrar söyler misiniz? El-Razi, El -Razi, <laughs> Zamakşari tefsirlerinde yazmışlar. <laughs> Ayrıca Beydevi ve Nesefi de katılıyorlar. Yani yani ahirette itibarlı olmak şefaatçiliktir. Şefaatçilik. Dünyada ve ahirette aracılıktır. Hı. Hatta bu konuda bir hadis vardır. E, e, lütfen onu da anlatır mısınız? Evet tabii Hı -hı. tabii. Söz konusu hadis diriliş günüyle ilgili. Aracılık yapması için Adem'e giderler, şefaat Hı -hı. edemem der. İbrahim'e giderler, şefaat edemem yalancıyım der. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylemiş. Musa'ya giderler, Hı -hı. şefaat edemem katilim der. Hı -hı. Tamam mı? Ta ki Mesih'e gidene kadar. O zaman işte şefaatçi denir. Ve Mesih onlara şefaat eder. Bu onaylanmış evet, bir hadis midir? Buhari'nin sahihinden bir hı. hadistir. Hı. Anlatabildim mi? Hı hı. İnsanlar okumuyorlar. Önce okumaları gerek. Sonra da okudukları şeyi anlamaları. Hı hı. Ve ona göre bir karar vermeleri. Okuyun. Dini hı hı. yayınları araştırın. Anlayın. Gelişi güzel okumayın. Ve size gerekeni anlayınca da bir karar verin. Anladığım şeyle ilgili olarak ne yapmalıyım değil mi? İnsanoğlunu diriltmekle ilgili söylediklerimi hatırlayın. Maide suresi 32. ayet. Kim bir canı diriltirse bütün insanları diriltmiş gibi olur. Mesih bunu yapmıştır. Doğduğum gün öleceğim gün hı hı. ve diri olarak, diri kabirden, olarak kaldırılacağım kabirden kaldırılacağım gün kaldırılacağım. esenlik banadır. Ali İmran suresinde de der ki... ''Ben seni eceline getireceğim, seni, seni nezdime yükselteceğim. yükselteceğim.'' Yani bütün insanlık için öldü ve Allah'ın nezdine yükseldi. Hı. İnsanları da kendiyle hı hı. birlikte yaşama yükseltti. Müslüman arkadaşların bu ayet üzerinde düşünmelerini isterim. Maide suresi 32. ayet. İsrailoğullarına şöyle yazdık. ''Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamış bir kimseyi öldürürse... ...bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim bir canı diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur.'' Bu kurtuluş planını hazırlayan, yakınımıza gelen, bizi kurtaran, günahlarımızı örten, Hı -hı. sonsuz yaşamı bağışlayan Tanrı'ya müteşekkiriz. Beni üzen, Tanrı'dan Hı -hı. gelen bu sevgi girişimini, Tanrı'dan gelen kabul bu, etmeyen... bu sevgi girişimini kabul etmeyen İnsanlar. insanların olması. Peder, sizden izleyicilerimize evet. kısa bir mesaj göndermenizi istesem. Tabii. Buyurun, sizi dinliyoruz. Sevgili izleyiciler, arkadaşlarım ve kardeşlerim, her birinize gönderilecek en önemli mesaj kalbinizi şu anda Tanrı'ya yükseltmenizdir. Hemen şimdi oturduğunuz yerde dua edip deyin ki: "Ya Rab, sen bize günahlarımızdan affedilme ve kurtulma planı hazırladın. Günahlarımızı örtmek için insan biçiminde geldin. Ruhum kurtuluşun ihtiyacı içinde. Günahlarımı ve kabahatlerimi bağışla." beni suçlarımın lekesinden temizle beni ebedi ve ezeli azaptan kurtar cehennem azabından kurtar madem ki kurtarıcı olarak geldin beni de seninle yeni bir yaşama kaldır kardeşlerim arkadaşlarım bilin ki tanrı duanızı duymayı bekliyor amin sesinizi duymayı bekliyor sevgisinin bereketlerini bahşetmeyi bekliyor çünkü o her birinizi seviyor amin, amin. tanrı sizi korusun amin sevgili izleyenler Tanrı'dan yüreğinize dokunmasını tüm kalbimle diliyorum. Böylece sizin için ölmüş olan Mesih'e yakın olabilirsiniz. Sevgili izleyenler, soracağınız soruları yanıtlamaktan sevinç duyacağımızı bir daha belirtiriz. Bölüm sonunda ekranda görünecek olan adresten bizimle yazışabilirsiniz. Lütfen bize yazın, biz sizi cevaplayalım. Eğer kutsal kitap ya da başka bir dini yayın isterseniz ücretsiz olarak adresinize göndeririz. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim.